Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle önümüzde Maraş katliamının anması var. Önümüzdeki aylarda Aralık ayında. Maraş katliamında devlet sırrı ya da bilinmeyenler konulu bir konuşma yapmak istiyorum. Maraş katliamı ile ilgili benim ilişkim aslında şöyledir. Maraş katliamı 1978'in 22 aralığında başlıyor. İşte 6 gün sürüyor. Aralığın sonuna kadar sürüyor. Hemen sıkı yönetim ilan ediliyor. Orada yakalanan Aleviler, solcular, sıkı yönetim komutanlıkları Adana'ya bağlı olduğu için Maraş 4. sıkı yönetim komutanlığına Adana'ya getiriliyorlar. Ben de Şubat ayının başında yaralanıp hastaneye düştüğümde Maraş'tan getirilen arkadaşlarla birlikte yattım aynı koğuşta. Hem Adana askeri cezaevinde hem kapalı cezaevinde hem de orada Niğde'ye beraber gelmiştik. Bundan dolayı da Maraş katliamı üzerine hemen hemen her gün konuşurduk. O savunmalarını filan izledim ben. Mahkeme gidişlerini filan bilirim. Daha sonra da Maraş katliamının 30. yılında Londra'da benden böyle bir konuşma yapmamı istediklerinde Maraş katliamı ile ilgili o Maraş dosyasını, Maraş katliamından sağ kalan insanları, Maraş'ta yazılmış olan kitapları filan okudum. Ve sürekli olarak da bunlarla ilgili düşüncelerimi söyledim. Bu konudaki yazılarım aslında ayrı bir kitap olarak çıkacak şekildedir ama bu katliamlarla ilgili, Alevilerin başlarına gelen kötü şeylerle ilgili olan yazılarımı bu kitapta toplamıştım. Maraş katliamıyla ilgili yazılarım da burada var. İşte düşününce burada bir eksiklik olduğunu gördüm. Maraş katliamında bilinmeyen bir yan var. O da her Maraş katliamı anması yapıldığında sağ kesimden insanlar, ülkücü camiadan olan insanlar derler ki bizim de şu kadar ölümümüz var. Biz bunları niye anmıyoruz filan derler. Doğrudur. Onların da ölen arkadaşları olmuştur. Ama problem şu. Hastanelerden, morglardan çıkan insanların ben burada sayısını yazmıştım. 111 kişidir. Bunu Nedim Şah Hüseyinoğlu'nun kitabından almıştım. 111 tanedir. Bunların tüm Alevidir. Sağ kesimden gelen, yani ülkü camiadan olan ölenlerin mezarları belli değildir. Nereden, hani hangi hastaneden çıktığı, morgdan çıktığı da belli değildir. Problemin de aslı yanlarından biri bence bu. Düşününce bunu düşündüm. Yani Mehmet Bengücek Maraş katliamı anlatılırken söylerim. Mehmet Bengücek bir muhtardır. Elinde silahı vardır. Gelenleri tarar. Mutlaka ölenleri olmuştur karşı taraftan da. Ayrıca ben işte konuşmalarımızdan da biliyorum. O zaman Alevi kitlesi özellikle solcular da silahlı insanlarmış. Kendilerini savunmuşlar. Maraş katliamını anlatırken şunu hep söylüyoruz. İşte diyelim ki Maraş katliamını yöneten burada var. Maraş davasının gerekçeli kararında da var. Başları kar maskesiyle kaplı, ayaklarında bağsız lastik ayakkabı olan bir kitle Maraş katliamını yönetiyormuş. Bu mahkemenin gerekçeli kararından aldım ben bu cümleyi. Ve bunlar kendi aralarında da bir parolayla konuşuyorlarmış. İşte parolayı söyle deyince İşte bilmem ne, işareti güneş, bilmem neyi ay diye şey yapıyorlarmış. Maraş katliamını anlatırken hep de söylüyoruz işte Maraş katliamından önce Maraş'a milli piyango satıcısı filan kılığında bir takım karanlık adamlar geldi deniyor. Peki bunlar da hiç ölen olmamış mı? Kalp krizi geçirip de ölen de mi olmamış? Yok. Ölüler kayıp. Problem de burada bence. Şimdi biz Londra Cemevi'nin başkan olduğunda sevgili İsrafil Erbilgil bir müracaat etmişlerdi Genelkurmay Başkanlığı'na. Genelkurmay Başkanlığı'na dediler ki Maraş dosyasını Genelkurmay'daki bize verin. Fotokopisini verin demişlerdi. O zamanlar bizden yüklü bir para istenmişti. Bilmem kaç milyon lira gibi bir para istenmişti. Maraş, Londra Cemevi de bu parayı vermişti. Evet biz fotokopisini istemiştik. Sonra Genelkurmay o dosyanın fotokopisini bize vermedi. Burada devlet sırrı vardır diye. Hep şunu düşündüm. Maraş katliamı gibi bir olayda devlet sırrı ne olabilir? Siz de düşünün. İki, ben buradan ülkücü, sağcı arkadaşlara da söylüyorum.
Evet, ölüleriniz vardır. Ölülerinizin kimliklerini açıklayın. Mezarları nerede bilelim. Gidelim onların ailesiyle konuşalım. O gün Maraş'ta ne geziyorlarmış? Niye gelmişlermiş? Bunlar açığa çıksa Türkiye'nin başka bir gerçekliği açığa çıkacak. Bak geçenlerde Libya'da ölen bir adamın kimliği açıklandı diye gazetecilerin başına büyük işler geldi. Şimdi Türkiye'nin asıl gerçeği, saklanan, gizlenen asıl gerçeği şudur. Geçen bir yerde yazmıştım. Türkiye NATO'ya girmesiyle birlikte NATO Türkiye'de gizli bir örgüt kuruyor. Ordu kuruyor hatta. Bunların maaşlarını da Amerika veriyor. Bunlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde komando kampları kuruyorlar. Eğitim görüyorlar ve bunları sendikacılara, solculara, sosyalistlere bu komando kamplarında eğitim gören insanlar saldırtılıyor. Bundan kimsenin haberi yok. Hani bilenler var ama çok fazla söylemiyor. Daha sonra bunun açığa çıkması da şöyle oluyor. Ecevit Başbakanlığında Kıbrıs'a çıkarma yapıyor. Paşa Şekimine izin verince Amerika Türkiye ambargo uyguluyor. Yani mal satmamaya başlıyor. Bir takım yaptırımlar yapmaya başlıyor. Tam işte bu sırada Genelkurmay'dan üst seviyede bir heyet geliyor. Sabri 25oğlu'nun başkanlığında Başbakan Ecevit'le görüşüyorlar. Diyorlar ki efendim diyorlar. Başbakan Ecevit'in o zamana kadar böyle bir şeyden haberi yok. Bakın başbakanın bile haberi yok. Efendim diyorlar, Türkiye'de bir gizli ordu var. Bu ordunun maaşları Amerika tarafından ödeniyor. Bu ordu olası bir Sovyet işgaline karşı ya da Rus işgaline karşı sivillerden oluşan bir gerilla hareketi, bir halk hareketi örgütlemek üzere kuruldu. Bunların maaşını Amerika veriyordu. Amerika bu ambargodan dolayı bunların maaşını kesince, bunlar bizim için de çok gerekli elemanlar, bunların maaşını siz örtülü ödenekten verin diyorlar Ecevit'e. Ecevit şaşırıyor. Diyor ki bu nasıl olur, bunu bana anlatın diyor. Sonra geliyorlar Ecevit'in başbakanlığında böyle gizli kulak dedikleri ya da onların işte mikrofon falan var mı diye bir arama yaptıktan sonra Genelkurmay'daki insanlar briefing veriyorlar Ecevit'e. Bunu Cüneyt Arcayürek gibi bazı gazetecilerle Ecevit konuştu. Bu çok bilinen bir şey. Yani şu anlaşılıyor ki Türkiye'de maaşları Amerika tarafından verilen, komando kamplarında eğitilen, sivillerden oluşan bir ordu var ya da örgüt var, bir teşkilat var. Bu teşkilat zaman zaman işlev yapıyor. Mesela neler yapıyor? Bence tam matbaasını yakan teşkilat bu. 6-7 Eylül olaylarını yapanlar da bu. Bence Maraş katliamını, Çorum katliamını yapanlar da bu. Çünkü Maraş katliamından, Çorum katliamından önce Amerika konsolosu gelip orada araştırma yapıyor. Türkiye'de dünyanın her yerinde işte İtalya'da filan bu gizli NATO, Gladio denilen örgüt açıklandı, açığa çıktı ama Türkiye'de bu açıklanmadı. Bunun Türkiye'nin geçmişinin aydınlanması için bunun açıklanması lazım. Türkiye hükümeti Kozmik Oda'ya girdi. Oradaki bilgileri aldı. Oradaki bilgiler FETÖ'cüler kanalıyla Amerika'ya götürüldü. Amerika biliyor. Herkes biliyorsa halkın da bunu bilme hakkı vardır ve bizim de sanırım isteme hakkımız var. Ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar şimdi bir şey daha söylemek lazım belki. Hani bir yere baktığın değil, yani baktığın yer değil, durduğun yer önemlidir derler. Durduğun yerde gördüklerini anlamak için de oraya gelen adamın bilgi düzeyi farklıdır. Bilgi düzeyi de önemlidir. Yani benim gibi yıllarca Marksizmi araştırmış, devlet yönetme sanatı üzerine kafa yormuş, bir sol teşkilatta görev almış, bunun sorumluluğunu bilen, arkadaşları ölmüş bir insanın bakış açısıyla Abdurrezzak Efendi'nin bakış açısı aynı olmaz. Şimdi Abdurrezzak Efendiler çokça konuşuyorlar ama bir şey söylemiyorlar. Sesleri de çok çıkıyor. Ama burada asıl söylenmesi gereken şey şu bence. Şimdi biz sadece ülkücü arkadaşlarımızdan şunu istemeliyiz. Kardeşim evet, sizin Maraş katliamında ölen arkadaşlarınız var mı? Var. Biz de buna kaniyiz. O zaman bu ölen arkadaşlarınızın kimi diyor ki 70, kimi diyor ki 80, kimi diyor ki 110. Bunların listesini, mezarlarının nerede olduğunu açıklayın. Biz de gidelim onların ailelerinden konuşalım. Hatta buradan şunu da söyleyelim arkadaşlar. Herhangi bir adamın vakti zamanında Maraş'ta ölen bir akrabası, arkadaşı, dostu, komşusu varsa bunu açıklamalıdır. Ya benim 78'de filanca komşum Maraş'ta ölmüştü. Cenazesini getirdiler, defnettiler desin. Ve böylece de Türkiye'nin bilinmeyen bir gerçeğinin açığa çıkacağını düşünüyorum. Bence Maraş katliamının da devlet sırrı diye bizden saklanan, Maraş katliamında asıl bilinmeyen yan bu.
Yoksa işte ben bu kitabımda yazdım. Maraş katliamında ölen insanların tümü hastanelerde morga yatırılmış. Bu morgdan çıkanların da tümünün burada isimler var. Hepsi Alevi. Ya o gün bunca katliamda bulunan sağcılardan, ülkücülerden bir Allah'ın kulu ölmemiş mi? Bunların mezarları nereden çıkmış? Yani bunların ölüleri ölünce nereye götürülmüş? Hastanelere götürülmüş de nereden kaldırılmış? Bu soruyu gerçekten bu ülkeyi seven Türk milliyetçileri de sormalıdır. Çünkü bu NATO'ya bağlı ya da Amerika'ya bağlı sivillerden oluşan örgüt Türkiye'nin geleceğini karartmıştır. Bunun halkın bilincine ulaştırılması lazım. Bir düşünün, yani milliyetçisin sen ama senin komando kamplarında eğitilen ülkücü gibi görünen insanların maaşına marka veriyor. İşte bunlarla gerçek anlamda Türk milliyetçilerini ayırmak lazım. Geçen gün 12 Eylül ile ilgili yaptığım bir konuşmada faşist sözcüğünü kullanmıştım birkaç yerde. Ülkücü camiadan arkadaşlar ya kime faşist diyorsun dediler. Benim videolarım var, yazılarım var. Türk milliyetçi hareketinin doğuşunu Yusuf Akçura'dır başlatan. Ne İsmail Gaspıralı'ya, ne Yusuf Akçuralı'ya, ne Velide Togan'a asla faşist demedim. Çünkü Türk milliyetçi hareketi bir ideolojik harekettir, ideolojik bir akımdır. Asla kimseye saldırmamıştır. Hatta o videomda da söyledim. Türk Milliyetçi Hareketi ilk örgütlendiğinde Türk ocaklarını, Türk yurdunu filan komünistlerle beraber örgütlediler. 1912'de Mustafa Süpi ile birlikte Yusuf Akçura aynı partide görev alırlar. O partinin yayın organı da Komünist Partisi'nin genel sekreteri olacak olan Mustafa Süpi İfham Gazetesi'nde yazdığı yazıdan dolayı sürgün edilir. Peki ne olur da bu Türk milliyetçileriyle komünistlerin, devrimcilerin, sosyalistlerin arası açılır? Bu 1969'a doğru gelirken Alparslan Türkeş Amerika'ya gider. Amerika'da CIA'nın bu bölgedeki en etkili, en yetkili adamlarından biri olan Ruzi Nazar'la onu tanıştırırlar. Bu Murat Yetkin'in kitabında tarih tarif verilmiş. Murat Yetkin'in Entrikalar kitabını herkesin okumasını öneriyor. Benden daha ayrıntılı yazmış, daha ayrıntılı anlatmış. Yani Türkeş'i kimin tanıştırdığı, Murat şeyde Ruzi Nazar'la nasıl bir ilişkiler olduğu belli. Ondan sonra Türk Milliyetçi Hareketi'nin partisi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin Adana'da bir kongresi olmuş. Şubat'ın 8'inde başlamış Adana Kongresi. O kongrede bu Amerikancı olan kesimle diğer kesim mücadele etmişler ve sonucu Ruzi Nazarların kazandığı Amerikancı kesim kazanmış. Amerikancı kesim kazanınca hem partinin adını değiştirmişler, MHP yapmışlar. Eskiden Türkçülerin tarihsel olarak Türkçü hareketin sembolü Bozkurt'tur. Azerbaycan'a gidin, Türklerin sembolü Bozkurt'tur. Bayrağı Bozkurt olmaktan çıkarmışlar, üç hilal yapmışlar ve bir İslam aşısı yapmışlar. Böylece de Kırağdağ'a kadar Müslüman, Tanrıdağ'a kadar Türk'üz diye. Böylece Tanrı demekten vazgeçmişler, Allah demeye başlamışlar. Böylece de bu Türk Milliyetçi Hareketi başka bir mecraya akmış. Bundan sonra Amerika'nın örgütlediği, böyle serserilerden de oluşan komando kamplarında bizzat Türkeş bile eğitim vermiş. Bunlar kendilerini ülkücü olarak göstermişler. Gerçek Türk milliyetçisi, Türk milliyetçiliğini savunan ideolojik insanlarla maaşını Amerika'dan alan, bu özel harp dairesinin örgütlediği insanları birbirinden ayırmak lazım. Benim faşist dediğim, işte komando kamplarında eğitilen, gidip işte at tipetçiyi vuran, Kemal Türkleri vuran, işte ne bileyim birçok insanı böyle vuran insanlara, silahlı külahlı insanlara faşist denir. Marksist literatürde faşistin tanımı küçük silahlı müfrezeler şeklinde örgütlenip solculara, işçi sendikalarına, devrimcilere, halka saldıran kesimlere faşist denir. Yoksa ideolojik olarak Fransız milliyetçiliğini savunan, Alman milliyetçiliğini savunan ya da Türk milliyetçiliğini savunan ya da Kürt milliyetçiliğini savunan. Bugün Kürt milliyetçiliğini savunan insanlar da var. Kürt milliyetçi hareketi var ama kimse onlara faşist demiyor. Ama bir gün, işte hani ben geçen videomda söylemiştim, anlatılan senin de hikayendir demiştim. Eğer Kürt milliyetçiliği de bir gün Amerika'yla böyle girift ilişkilere girerse, Amerika'nın lehine böyle silahlı sağa sola saldırılar düzenlerse onlara da faşist denir. Çünkü faşizm silahlı bir terör hareketidir. Bunun bilinmesini istiyorum. Maraş katliamının yıl dönümüne doğru geliyoruz. Bu dönemde bu konunun tartışılmasını istiyorum. Çünkü havanda su dövmenin anlamı yok. Maraş katliamı ile ilgili birçok şey biliniyor. Ben yazdım katliamla ilgili bir sürü Abdurrezzak efendiler yazdılar, şunlar yazdılar, bunlar yazdılar.
ölenlerin listesi belli. Peki diğer tarafta diyorum ya işte ülkücü camiada sağ kesimde ölenler hangi hastaneden kaldırılmış? Niye hastane morguna yatırılmamış? Şimdi mezarları nerede? Bence bunları açıklasınlar. Biz de bunların açıklanmasını isteyelim. Bunlar açıklanırsa anlaşılacaktır ki işte milli piyango satıcısı olarak gelip Maraş'ta ölen Ahmet Efendi atıyorum Trabzon'dan gelmiş. Ya niye gelmiş diye birileri soracak. Mardin'den gelmiş, şuradan gelmiş. Zaten burada bu şeyde bilgi o savcılığın iddianamesinde Yargıtay'da kararlaştırılan şeyde diyor ki bu Maraş katliamını yöneten başında lastik ayakkabı ya başında kar maskesi ayağında da lastik ayakkabı olan insanlar bir diyor yöresel bir dille konuşuyorlardı. Yani Kürtçenin bir lehçesini konuşuyorlardı diyor burada. Bunu söylemeye diyor ki ayağında beyaz ayakkabılar bir yöresel dille konuşuyorlardı diyor. Ayaklarında ayakkabıları ve şifre olarak kullandıkları anlaşılmıştır diyor. Yani bu maskeyle gezen, o hareketi yöneten, ayaklarında lastik ayakkabı olduğu için birbirlerini tanıyan, aralarında işte pusulalarla, parolalardan anlaşan, Maraş katliamını yönlendiren, yöneten, o işte milli piyango satıcısıdır, şudur budur. Bu insanlardan ölenlerin hiçbirinin mezarı belli değil. Hiçbirinin cenazesi normal morttan çıkmamış. Kim götürmüş, nereye gitmiş? Bu soruları sormalıdır Maraş katliamını anmaya çalışan arkadaşlarımız. Hatta parlamentodaki olan arkadaşlar bunu parlamentoya bir şey olarak vermelidirler. Maraş'ta gerçekten bu sağ kesimden ölenler oldu mu? Olduysa bunların mezarları nerede? Bunların isimleri kim? Bunlar bir açıklansın demelidirler. Bunları demeden Maraş üzerine ahkam kesmenin bence gereği yok. Yani çok fazla yararı yok diye düşünüyorum. Maraş katliamının anmasına yaklaşıldığı işte 2 ay var. Dönemde bunları tartışalım diye bu videoyu hazırladım. Umarım size gönderebilirim. Size derken Facebook'tan yayınlayacağım. Başka bir kanalım yok zaten. Türkiye bizim köyde de internet zayıf. Bunu konuşmak istedim arkadaşlarla. Herkese saygılar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Mevzu budur. Maraş katliamı ile ilgili saklanan gerçek budur bence. Genelkurmay bundan dolayı büyük ihtimalle bize dosyayı vermedi. Yoksa Maraş katliamında devlet sırrı ne olabilir? Nasıl bir devlet sırrı olabilir? Hatta CHP'nin de diğer partilerin de şunu sorması lazım. Ya kardeşim Ecevit'e söylenilen bu örgütün durumu ne oldu? Amerika'da maaş alan bu insanlar neydi? Ben hiçbirisi cezalandırılsın demiyorum. Sadece bu mümtaz insanları Türkiye halkı bilmelidir ya. Hangi adamın babası mesela benim babam dedem almış mı Amerika'dan bir maaş? Bu almışsa bilinsin. Abdurrazak Efendi'ninki de bilinsin. Bunu milletvekilleri sormalıdırlar. CHP sormalıdır. Başka partiler sormalıdır. HDP'li milletvekili arkadaşlarımız sormalıdır. Parlamentoda sormalıdırlar. Bunlar konuşulmalıdır diye düşünüyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.